Ee, bu yıl 5 Şubat 2013, 2023'te Tehrik-i Cadid günü kutlanıyor cemaatimizde yani bugün. Ee, Tehrik-i Cadid bu kadar önemli kılan nedir? Ve belki kısacası da Terk i Cadid'i de açıklarsanız e, bilmeyen seyircilerimiz için. Tehrik-i Cedid'i zaten biz e, birkaç programımızda açıkladık, canlı Hı -hı. yayınlarda da bunu açıkladık. Ama tekrar kısa bir değinmekte fayda var tabii ki. Evet. Tehrik-i Cedid biliyorsunuz önceden işte e, Ahmediye cemaatinin düşmanları. Ahmediye cemaatini yok etmek için bir sürü yollara başvurmuşlardı. Hı hı. Gerçi bu hala bugün de geçerli. Ama o dönemde işte vaat edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın oğlu bu Tehrik-i Cedid'i gündeme getiriyor, kuruyor bu hareketi. Ve bu hareket sayesinde yani sadece Hindistan içerisinde değil, Hindistan dışına da İslamiyet'i taşımak, yani bir nevi tebliğ mesajını taşımak tüm şeye, işte Hindistan dışına hı hı. taşımak. İlk önce belli bir ülkelerde ondan sonra hı hı. tüm dünyaya olarak bu yayıldı. Bugün zaten bunun şeyini, sonucunu görüyoruz elhamdülillah. Terki Cedid sayesinde. Evet. Ahmediye cemaati işte İslamiyeti var gücüyle yaymaya çaba gösteriyor ve başarılı bu konuda. 220 küsür ülkede Ahmediye cemaati var. Dolayısıyla İslamiyeti e, yayıyorlar, tebliğ ediyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim çevirileri yüze yaklaşık. Evet. Yani on binlerce camiler inşa edilmiş, hastaneler, okullar. Ee, özellikle işte Arap olmayan ülkelere baktığımız zaman, mesela Avrupa'ya bakabiliriz, işte e, diğer ülkelere falan e, baktığımız zaman, Ahmediye cemaatinin ne kadar aktif bir rol üstlendiğini görüyoruz. Ve İslamiyet'i yaymakta. Allah'ın izniyle bayağı başarılı bu Tehrik-i Cedid'e evet. borçluyuz. Evet. Ve bugün mesela 5 Şubat öyle bir gün olarak belirlendi ve Almanya'da biliyorsunuz 250 yerel cemaat var ve herkese bir bir nevi bir ders niteliğinde bu Tehrik-i Cedid dağıtıldı. Bu Almanca olarak bize ulaştı. Ben bunu yayın öncesi geldiği için Türkçe'ye çevirdim. İsterseniz evet. onu bir Buyurun. okuyayım, aktarayım. Herhangi bir çeviri dağıtığı varsa tabii ki gelecek Hı. programlarımızda mürebbilerimiz bunu düzeltebilirler. Evet tehrik Cedid dersi demiş işte o bugün gelen yazıda. Bu yıl Teş'te kutlanıyor. Bu konuda Hazreti Muslim Maud yani vaad edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın oğlu ve aynı zamanda cemaatimizin ikinci halifesi 5 Ekim 1952'de Tehrik-i Cedid gününde bir mesaj vaat etti. Bir kısmı şu şekildedir. Tehrik-i Cedid'in amacı gençlere Ahmadiye ruhunu aşılamak ve İslam ve Ahmediye mesajını dünyanın dört bir yanına taşımaktır. Biraz önce bahsettiğim gibi bugün <laughs> ne kadar bir başarılı şekilde bunun gerçekleşti. İslam'ın kehaneti, Müslüman kehaneti, Müslüman kehaneti, Müslüman mutum ve Müslüman mutum yani vaat edilen İslam edicinin dünyanın dört bir yanında şöhret kazanacağını ve insanların ondan nimetler elde edeceğini bildirmektedir. Onun isminin dünyanın dört bir yanına yayılmış olması, Ahmediye'nin onun aracılığıyla dünyanın dört bir yanına ulaşacağından başka bir anlam ifade etmez. Aslında bununla Tehrik-i Cedid'in kurulacağı vaat ediliyordu. Tehrik-i Cedid aslında bu kehanetle 1934'te değil 1886'da kuruldu. Buna göre Allah kuruluşunun temelini 48 yıl önce atmış oldu. Konuyu derinleştirirseniz yani daha derine daha ince anlamak isterseniz Tehrik-i Cedid aslında 1348 yıl önce kurulduğunu kabul etmemiz gerekir. Ne anlama geliyor bu? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi İslam'ı diğer tüm dinlere galip kılmak üzere gönderdiğini söyler. Bu Kur'an-ı Kerim'de dilerseniz ona bir göz atalım. 9. surenin 33. 33. ayetinde evet. allah Teala şu şekilde açıklar der ki Allah'a ortak koşanlar istemeseler de peygamberini hidayet ve hak diniyle tüm dinlere galip kılmak üzere gönderen odur. Evet. Yani İslam tüm dinlere üstündür. Daha doğrusu diğer dinlerin tamamlayıcısıdır. Kur'an müfessirleri bu ayetin ahir zamana yani Mesih ve Mehdi zamanına ilişkin olarak nazil olduğunu yazmaktadırlar. Böylece Tehrik-i cedid bu kehaneti hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu harekete katılan her Ahmedi vaatlerini yerine getirerek ve en önemlisi zamanında yerine getirerek söz konusu Kur'an-ı Kerim ayetinin bir tecellisidir aslında. Ne mutlu ona ki Hatemen Nebi'in olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilme amacını anlayanlar sınıfının bir parçası olduğu için. Ve adları Muhammedi ordu savaşçılarına dahil edilecektir. Ne yazık ki tehlike cedide katılma fırsatına sahip olup da katılmayanlara. Ne yazık ki sözlü olarak katılacağına söz verip ancak uygulamada zayıflık gösterip katılmayanlara. Ey canlarım! Ahmediler olarak bu harekette yer almayan bir Ahmedi kalmasın. Katılma vaadine rağmen zaf gösteren de olmasın. Kaynak, Daily El Fazıl 1 Ekim 1952 sayfa 2'den alıntı. Allah bizlere bu talimatlara uymayı nasip etsin. Tamam. Amin. Çok teşekkür ederiz Cengiz Bey. Şimdi buna dayanarak şu soru da var. Şimdi Ahmediye cemaati Almanya'da kaç seneden beri mevcuttur? Evet Almanya Almanya'ya baktığımız zaman Ahmediye cemaatinin <laughs> ilk mürebbisi 1900 23 yılında ayak bastı Almanya. Hı hı. Biz de şu an 2023 senesindeyiz. Yani dolayısıyla biz bu yıl Almanya'da Ahmediye Cemaati'nin 100 yılını kutluyoruz. Hı hı. Ve e, yani baktığımız zaman bu sadece Almanya'da 100 yıl ama diğer ülkelere falan baktığımız zaman yani o kadar işte 1889 yılında kurulan bu cemaat tüm dünyaya biraz önce de bahsettiğim gibi evet. 220 ülkeye yayılmış durumda. Ahmediye cemaati Almanya'da siz Almanya olarak sordunuz. Evet 100 yılını doldurdu. Ve bunun e, e, şeyi olarak nasıl bir kutlama kutlamaları yapıyoruz diye de sorarsanız eklersiniz şayet. Almanya'da 200 250'ye yakın yerel cemaat var. Hı hı. Ben mesela kendim eee yerel cemaatinden geliyorum. Maynatsang'da oturuyorum ama Lünenstadt ve çevre ülk, e, şehirlere e, ne bağlı. Hı hı. Yani 250 yerel cemaat e, bir nevi jübile işte bu yüzüncü yıl kutlamaları falan yapıyor. Belediye başkanları işte ne bileyim halkı falan davet ediyor. İşte Müslüman olsun olmasın eş dost özellikle siyasiler falan davet ediliyor. Ve Ahmediye cemaatine işte işte il ne zaman ilk ayak basıldı, hmm. neler yapıldı, Kur'an-ı hmm. Kerim çevirisi ne zaman yapıldı, faaliyetlerimiz nelerdir falan bununla ilgili insanlara bilgiler falan veriliyor. Biz hmm. bu şekilde Kutlamaları yapıyoruz, Kur'an-ı Kerim tabii ki tilaveti yapılıyor, Almanca çevirisi okunuyor, insanlara anlatılıyor. Hmm. Allahu Teala bizlere ne vaat etti ve ona onun emirlerine nasıl uymalıyız ve bu şekilde biz kutlamalar falan yapıyoruz. Hmm. Çok güzel tabii bu şekilde de aynı zamanda tebliğ de yapılmış oluyor. Evet, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine en iyi şekilde uymaya çalışıyoruz. Evet. E, tabii ki bu yeni bir yüzyıla girmiş oluyoruz. Hı hı. E, bizden sonraki nesiller de işte zaman gelecek 200. yılını kutlayacaklar, 300. yılını kutlayacaklar. İşte Rabbim bilir dünyanın ömrü ne zaman. Evet. Inşallah. Ama biz tabii ki kendimize verilen bir süre var Allah Allahu Teala tarafından. Ne kadar ömrümüz var bilinmez ama bu verilen süre içerisinde elimizden geldiğince vaat edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın müjdesini tüm insanlara Elimizden geldiğince duyurmaya gayret Hı -hı. göstermemiz Hı -hı. gerekiyor. Evet. Allahu Teala bu konuda bu yolda yar ve yardımcımız olsun inşallah. A Amin.